Murat Arel, Yeni Çağ Gazetesi. Musluktan akan suyu satmışlar. Aklım almıyor. Bir ülkede nasıl her şey her alanda rayından çıkmış olabilir? Eleştirmekten, ifşa etmekten yoruldum. Bir ülke nasıl böylesine dağıyla, taşıyla, suyuyla sermayeye teslim edilebilir? Her şeyin böylesine satıldığı bir ortamda hükümet, dağ gibi bir borcu parası olmayanların üstüne nasıl yıkabilir? Gelin can alıcı soruyu soralım. Biz niye vergi veriyoruz? Yol, su, temizlik, köprü, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetleri kesintisiz bir şekilde elde edebilmek için değil mi? Bakın ne anlatacağım. Hatırlarsanız daha önceki yazılarımda Muğla ile ilgili bir tünelden bahsetmiştim. Kısaca hatırlatayım. Dalaman havaalanından indikten sonra Fethiye'ye doğru giderken bir tünele geliyorsunuz. Tünelden geçmek için 15 lira ödeyip devam ediyorsunuz. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde olmayan uygulama burada var. Devlet ne hikmetse Anavatan Partisi zamanında bu tüneli yap, işlet, devret yöntemiyle 2032 yılına kadar özel şirkete vermiş. Yıllar sonra AKP tarafından hemen yan tarafına bir tünel daha yapılmış. Seçimlerde ücretsiz olacak diye sözler verilmesine rağmen yapılan tünelin işletmesi de özel firmaya devredilmiş. Sözleşme süresi 2032 yılından 2025 yılına çekilmiş. Özel şirket otomobillerden geçiş ücreti 15 lira, kamyonlardan 25 lira, tır geçişlerindense 45 lira alıyor. Deli Dumrul Tüneli yani. Bugün anlatacağım konu ise yine Muğla'da geçiyor. Milas Güllük Mahallesi'nde su işletmesini HZR Güllük Su ve Atık Su Yatırım Yapım İşletme AŞ adına özel bir şirket yapıyor. Türkiye'de başka örneği yok. Evet evet yanlış okumadınız. Devletin kamu hizmeti olan su ihtiyacını özel şirket vatandaşa satıyorlar. 2005 yılında ihale yapılmış ve 35 yıl süreyle de bu firma satacak. Satışa hem Danıştay olumlu görüş bildirmiş hem de İçişleri Bakanlığı olur vermiş. Sırf bu yüzden Muğla'da su 4 lirayken Güllük Mahallesi'nde fiyat 14 lira. Haliyle vatandaşlar isyan ediyor. Bana ulaştıkları kadar Cimer'e de yazmışlar. Üstelik cevap da gelmiş. Bomboş, alakası olmayan yasa maddelerini sıralayıp göndermişler. Cimer cevabını özetleyerek aktarayım. HZ firması tarafından su faturasıyla tahsil edilen evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf bedelleri ilgili kanuna göre alınmakta olup ilgili belediyesine aktarma zorunluluğu bulunmaktadır evsel katı atık toplama taşıma tarifeleri, maliyetleri ilgili belediye başkanlıkları tarafınca hesaplanmakta ve tahakkuk verme, ücretlendirme, düzeltme yetkisi yine ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca yapılmaktadır evsel katı atık toplama taşıma bedelleri ile ilgili detaylı bilgi edinilmesi için ilgili ilçe belediyesi olan Milas Belediye Başkanlığı'na katı atık bertaraf bedeli ücretleri hakkında ise Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na müracaat edilmesi gerekmektedir. Firmanın sitesine de girdim baktım su tarifeleri yer alıyor. Milas Önder gazetesinde yer alan bilgiye göre 2006 yılında Yavuz Demir'in Güllük Belediye Başkanı olduğu dönemde Güllük Belediyesi ile Akfen arasında bir sözleşme yapılmış. Hükümet tarafından da imzalanan imtiyaz sözleşmesiyle Güllük'ün su ve kanalizasyon işi 31 yıllığına Akfen'e verilmiş. İşletmeyi yapan firma ise HZR AŞ'nin Ticaret Sicil gazetesine göre sahibi Hız Ağacı Grup İnşaat gözüküyor. 13 Aralık 2019 kuruluşlu Hızacı inşaatın sahibi de İhsan Hızacı. Şaka gibi ama değil. Bildiğin musluktan akan suyu satmışlar. Şunu anlatmak istiyorum. Mantık olarak şehir belediyelerinde neden böyle bir durum yok? Belli ki burada bir rant kanalı açmaya çalışılmış fakat ortaya çıkan fahiş fiyatların ardından hiçbir belediye böyle bir yola başvurmamış. En azından büyükşehir belediyelerinde musluktan akan suyu belediye iştirakleri evimize kadar getirip parasını topluyor. Öteki türlü olsaydı bugün elektrik faturalarında yaşadığımız fahiş fiyatlar su faturalarında da olacaktı. Her ne kadar Cumhuriyet tarihinin en kötü hazine ve maliye bakanı olarak adını diğer AKP'li bakanların arasına yazdıracak olsa da Nurettin Nebati'nin ekonomi denge işidir sözü doğru. Geçen hafta pazarda kim yerde kilosu 18 liraya kadar çıkan domatesin bu hafta aynı pazarda kilosu 10 liraya satılmasını mevsimsel etkiyle açıklayamazsınız. Sonuç olarak su firmalarını mı kamulaştırırsınız, elektrik firmalarını mı kapatırsınız ne yaparsanız yapın millet perişan halde. Siz hala büyük şirketlerin karlarına bakıp ekonomide şöyle iyiyiz böyle iyiyiz lafları üretiyorsunuz yeter artık.